sefalar getirdiniz. Bir ayın sonunda tekrar bir müşkü muhabbetle huzurlarınızdayız. Prosedürler var elinizde takip edebileceğiniz ama ben küçük küçük bazı sözler size sıkmaz umarım söylemeye gayret edeceğim. Programımızın meşgul muhabbetimizin ilk iki eseri Neyzen Tevfik'e ait. Bizim toplum hafızamızda farklı bir yere yerleştirilmiş olan Neyzen Tevfik, biraz gerçek manasıyla ve gerçek yönüyle tanımaya ihtiyacımız olan bir kişidir. Öncelikle bugün toplumumuzda çok da ihtiyacımız olan ve maalesef bulunmayan hicvin taşlamanın son ustasıdır. Hicv ki sövmeyi, küfretmeyi gerektirmeden muhatabınızı terbiye edip yola getirmenin en büyük aracıdır. Döneminde bundan dolayı pek çok sıkıntılara maruz kalmıştır. Ama o yine de ustalarından öğrenmiş olduğu Şair Nefi ve Eşref gibi öğrenmiş olduğu bu geleneği hayatının sonuna kadar sürdürmüştür. Neyzen Tevfik, Ocak ayının 28'inde Hakk'a kavuşmuştur. Onun çok yakini, yakın arkadaşı, ahbabı, hayatı boyunca hiçbir zaman yanından ayrılmayan, vefasına mazhar olmuş, dostluğuna mazhar olmuş bir kişi de Mehmet Akif. Yine bu konserde Mehmet Akif'ten de eserler olacak. Onun da biliyorsunuz 12 Mart ve 18 Mart dışında biz Akif'i çok tanımayız, Akif'i çok konuşmayız. Ama hazin bir hayat hikayesi vardır. Onun da vefatı 27 Aralık'tı geçtiğimiz ay. Onunla ilgili programlar yapmıştık. Gelmiş olan seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bilirler. Neyzen Tevfik'i biraz daha birkaç kelam ile daha konuşmayı arzu ediyorum. O da şudur. Evet, bir illetli tarafı vardır. Ama sarhoş, ayyaş, içki masalarının iyi içicisi şeklinde tarif edilip sadece bir zümrenin elinde kalmaması gereken bir insandır Neyzen Tevfik aynı zamanda. Bir tarafıyla çok iyi bir terbiye aldığı Mevlevi dergahına mensuptur. Bir tarafıyla iyi bir terbiye aldığı Bektaşi dergahına mensuptur. Özellikle Akif'le birlikte olan birlikteliğinde belki biraz söz edeceğiz. Orada daha iyi anlayacağız hayatının diğer kısmını. Şu kadarını söyleyelim. Bugün pek çoğumuzun bildiği, hatta söylemekten keyif aldığı, haz aldığı Ahmet Kuddusi Nideborlu Hazretlerinin "Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana" ilahisinin bestekarı olduğunu da bilmeyiz mesela. Bu akşam repertuarda yok elbette o ilahi ama bunu hatırlatmak istedim. Evet, Neyzen Tevfik böyle hazin bir hikayenin sonucunda hayatını bitirip tüketip kavuşmak istediği hiçlik mertebesine ulaşmıştır. Bu programı da onun vefat yıldönümü münasebetiyle bir Suznak şarkıyla açmak istiyoruz. Dil şikarım sen esir ettin dilini aşadımı, şivekarım levhayı hüsnün gönül sayyadını. Thank you.
yazdığı iki mısra ile bir hükümet sallayacak kadar pek çok önemli makamlardaki insanların artık toplum içerisinde yürüyemez hale gelecek kadar etkili kalemi olan bir zat. İkinci meşrutiyetten sonraki bir dönemde ona bir örnek olsun diye. Şimdiki adıyla bakan, nazır olan iri yarı heybetli uzun boylu bir zat. İçimizdeki uzun boyları alınmasın ama nazır yok en azından içimizde. Onun bir yeğeni var ve kısa sürede nazır olduktan sonra işte bir devlet dairesine kapıcı, odacı olarak alınır. Sonra çok kısa sürede makamlar atlar ve Ankara'ya genel müdür olur nihayet bir daire. İlk karşılaştığı zaman Neyzen der ki, senin yeğen maşallah çangal fasulyesi gibi. Bakan bir duraksar, nasıl yani der. Yani der, bulduğu çangala hemen yapışıp tepesine kadar çıkıverdi. Bu işte karşınızdaki insanı hem bir had bildirmedir ama içerisinde ne küfür vardır ne de başka bir şey. Neyzen'in böyle bir özelliği var. Ama bahsetmemiz gereken belki bugün pek çok insanın bir zümreye edeceği hakaretleri, söyleyeceği olumsuz şeyleri Neyzen ismiyle, Neyzen yaftasıyla söyleyip toplum içerisine salması belki üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesi de bu. Neyzen Tevfik'in özellikle akıl hastalıkları hastanesinde yattığı zaman orada asistan olarak bulunan Rahmi Duman'dan biraz söz etmeliyiz. Neyzen Tevfik'in hem Azab-ı Mukaddes adlı şiir kitabı hem de Hiç adlı şiir kitabını bir araya toplayıp yayınlayan zattır Rahmi Duman. Rahmi Duman'ı biz bir başka olayla hatırlıyoruz. 12 yaşlarındaki bir oğlunu 12 Eylül'den sonraki dönemlerde kaçırırlar. Uzun zaman hatta bulunamaz. Ve fidye karşılığı sonra çocuğu kendisine verilir. İçinizde bilenler olacaktır. Alaaddin Yavaşçak şarkısıdır. Rahmi Duman'ın o olay üzerine yazmış olduğu. Kimseyi böyle perişan etme Allah'ım yeter. Uyku tutmaz, bir ümit yok. Gelmiyor hiçbir haber. Ağlamaktan gözlerim etrafı görmüyor artık. Ağlamaktan gözlerim etrafı artık görmüyor. Hazreti Yakub'a döndürdü beni hükmü kader. Bu şarkıyı hatırlayanınız vardır. Evet sevgili dostlar, ikinci Neyzen şarkısı da Ağladın isimli şarkı. Yağdı hayali yar ile gülzara baktım ağladım. Andım şemimi kâkülüm, ezhara baktım ağladım. Thank you.
Akif'le Neyzen'i bugün bir araya getirmeye çalıştık. Akif, Kur'an-ı Kerim'i tefsir edecek kudrette bir müktesebata sahip zat. Diğer tarafta şiire ve söze vukufiyeti bakımından pek çok insanı sözde yenmiş bir insan Neyzen Tepik. Bu iki insanın çok özel hatıraları vardır. Nitekim Mehmet Akif'in Mısır'da kaldığı dönemlerde Neyzen Tevfik çoğu zaman yanında olmuştur. Ve Akif aklına düştüğünde mesela çorbaya limon almak için bakkala gittiğinde Akif aklına düşer ve limonu falan unutur Mısır'a gider. Böyle bir zat. Akif'le aralarındaki muhabbet ve vefa böyle bir şey. Pek çok soğuk gecelerde Akif'in abasını çıkarıp üzerine örttüğü bizzat oradaki mecliste bulunanlar tarafından bize nakledilir. Akif'le ilgili Neyzen'in birkaç beytini okumak isterim. Hazreti Akif ki sahip fazlı üstadı güzeyim, her cihetle hali dervişaneme oldu muhin. Kendisi bizzat okutmuştur fakire bostan, hem Fransızca, Arapça, Farisi birçok zaman. Ve yine önemli bir not olarak iletmem gerekir ki, Neyzen Tevfik der ki, Ehl-i Beyt nedir? Akif'ten öğrendim. Halen bizim tam öğrenemediğimiz şey bu. Onun için de şöyle bir beyt. Vadi-i sevdaya düştüm, pür gamım şahım Ali. Kimsesiz kaldım karanlık günde gümrahım Ali. Doğmuyor mihri ümidim, çıkmıyor mahım Ali. Gelmiyor mu görüşüne? Bu ahu eyvahım Ali. Evet sevgili dostlar, buradan Akif'e geçebiliriz. Akif, Mehmet Akif Ersoy soyadını aldıktan sonra Ersoy ve bizim her yıl 12 Mart ve 18 Mart Çanakkale vesilesiyle bize biraz Çanakkale'yi anlatan insandır Akif. Pek çok eli kalem tutan insanın Çanakkale'ye götürülüp Çanakkale ile ilgili neşriyatta efkar-ı umumiyeyi bilgilendirsinler diye götürülen 30 kadar şair, edip, gazetecinin içerisinde bugün biz Çanakkale'yi Akif'le tanıyoruz. Çanakkale Mersiyesini yazdığı için. Ama Akif'in Çanakkale Mersiyesini yazdıktan sonraki hayatıyla çok ilgilenmeye vakit olmadı sanırım millet olarak. Oysa orası biraz daha hazin. 1873 Fatih Sarıgüzel, 1936 Beyoğlu Mısır Apartmanı arasında geçen 63 yıllık bir hazin hayat hikayesi bu. İstiklal Marşı'nın ilhamını hicret esnasında Hazreti Ebu Bekir'le Peygamber Efendimiz'in mağarada bekleşirken La tahsen innallaha ma'ana, korkma Ebu Bekir, Allah bizimledir ayetinden alarak kağıdı olmayan bir odada ilk mısrağını duvara yazan şair Mehmet Akif. Ve ilk adı Hocazade'nin, Hoca Tahir'in kendisine vermiş olduğu ilk adı 1290 yılına Ebced hesabıyla düşürülmüş olan tarihtir ki Rakif. Bilmiyoruz, kim bilir Hocazade bu tarihi ileride bu karanlık günleri yaşayacak olan ülkenin İstiklal Marşı'nı yazacak olan evladına vermiş. Böyle mi düşünmüştü? Gerçekten içine mi dolmuştu? Onu bilemiyoruz. 6 ayda hafız oldu Akif. Zeki ve çalışkan bir delikanlı. Baytar mektepli. Ama pek çok ülke vazifesiyle, devlet vazifesiyle, özellikle teşkilat-ı mahsusa, yani milli istihbarat bugünkü tabiriyle, göreviyle hem Mısır'a ki Çanakkale Destanı'nı Hicaz'da yazmıştır. Medine-i Muazzama istasyonunda. Böyle bir şair. Ama hayatının son bölümü oldukça garip geçmiştir. Akif'in hayatında önem verdiği birkaç şey vardır vazgeçmediği. Vefa, sadakat ve dostluk. Söz verdim mi? Ölümden gayrı o söz yerine gelir. Vefa ise aynı şey, dostluksa aynı şey. Baytar Mektebi'nde
iki arkadaş kavilleşirler. Programımız biraz meşk, biraz muhabbet ya. Bu muhabbet bölümü oluyor şimdi. Onun için sıkılırsanız alkışla da kesebilirsiniz. Efendim, Baytar Mektepli Hasan Efendi. Aralarında kavilleşirler, henüz bekarlar o zaman. Derler ki, ileride hangimize emri hak erken vaki olursa, diğeri onun çocuklarının ailesine sahip çıkacak. Anadolu'nun böyle güzel gelenekleri vardır. Onu ele baktırmayacak, hani Anadolu tabiriyle yine. Ve Hasan Efendi'nin ömrü vefa etmez, üç çocuğu ve eşi kalırlar. Bunu pek kimse bilmez ve konuşmaz. Akif kendi çocuklarını tam anlamıyla varlık içerisinde okutamazken bu üç çocuğu okutup önemli yerlerde görev alana kadar da himayesinde bakmış, büyütmüş. Görev aldıktan sonra kendilerini bırakmıştır. Ama biliyoruz ki Akif'in oğlu çok hazin bir ölüm hikayesiyle hayatını sonlandırmıştır. Bakıma muhtaç bir çöplükte adeta bulunarak Akif'in oğlu olduğuna bin şahit olarak insanlar bunu maalesef bu ülkede yaşamışlardır. Evet, Akif'in gerçekten dedi ki hazin bir hayat hikayesi var. Burada neresinden başlasak insanın burnunun direği sızlar. Özellikle vefatına yakın yıllardaki 11 yıl Mısır'da kalmıştır. İsrarla dostları bilirler Anadolu'ya ne kadar özlem ve hasret olduğunu ve özellikle İstanbul'la alakalı Akif'in çok büyük bir dağarcığı vardır. İstanbul onun için önemlidir. Ama buna rağmen o bilir İstanbul'a geldiği zaman neler olacağını. Çünkü hakkında takibatlar vardır. Bunlar malum olaylar. Orada bir cümle var benim dikkatimi çeken. Dostları ısrar edince der ki ben bu Necip millete İstiklal Marşı'nı yazan şairi idam etti dedirtmeyeceğim gelip der. Ve Akif İstanbul'da ölmek istemektedir. Emanetini İstanbul'da teslim etmek istemektedir. Vefatına bir yıl kala yani 1936 yılında, 35 yılında İstanbul'a gelir ve Mısır apartmanına yerleşir. Ve artık siroz hastasıdır. Ağır bir hastalık geçirmektedir. O çizgili pijamalarla çekilmiş bir resim vardır. Görmüşsünüzdür mutlaka. O resmin arkasına şu altı dizeyi yazar. Şu serilmiş görünen gölgeme imrenmedeyim. Ne saadet, hani ondan bile mahrumum ben. Daha yıllarca eminim ki hayatın yükünü, dizlerim titreyerek çekmeye mahkumum ben. Çöz de artık yükümün kör düğümü olmuş bağını, bana çok körme ilahi, bir avuç toprağın der. Bu şairce bir nidadır, şairce bir yakarıştır, şairce bir duadır. Evet, biz de bunu Rast makamında bir şarkı melodisiyle cisimlendirmiş olduk.
teşekkür ederiz. Bir eserle Akif bahsini kapatacağız ama hemen kapanamayacak olan bir bahis var ki Akif'in vefatı ve defnedilmesi hadisesi. 1935 yılı 27 Aralık'ında vefat eder. Kimsenin haberi yoktur İstiklal şahidinin vefatından. Mısır apartmanından belediyenin tek atlı bir arabasına konulur. Eski bir tabutla Bayezid Meydanı'na, caminin kenarına getirilir Akif. Üzerinde herhangi bir nişan yoktur. Yani isim, künye yoktur. İstanbul Üniversitesi'nde o dönemlerde talebe olanlar ve onların arkadaşları, ki onların hatıratı bu çoğunlukla, Fethi Tevetoğlu ve Sulhi Dönmezer bu arkadaşlar arasında cenazenin yanından geçerlerken şöyle bakarlar, kimsesiz bir cenaze, belli ki sahibi yok etrafında. Biraz aşağı doğru yürürler ama bir tanesinin aklına takılır, der ki bu Akif olmasın, hastalığından haberdarlar çünkü. Birbirlerini ikna edemezler, içlerinden bir tanesi döner geri gelir ve başında bekleyen belediye görevlisine sorar, bu kimin tabutu? Akif'in, der. Onun üzerine İstanbul Üniversitesi adeta fokur fokur kaynar ve o gün Akif'in cenazesi çok büyük ve ihtişamlı bir kalabalıkla Edirne Kapı Şehitliği'ne, mezarlığına götürülür. O tabutun üzerine konulacak bayrak Emin Efendi lokantasının bayrağıdır. Oradan alırlar, tabutu onunla sararlar ve o şekilde götürülür. Onun için şairler derler ki Akif için kendi şiiriyle gömülen tek şairdir. Orada yüz binlerce insan İstiklal Marşı'nın bütün kıtalarını, boğazları patlarcasına okuyup ondan sonra defin işlemini gerçekleştirirler. İşte bizim herhalde bugün Akif'e söyleyecek bir sözümüz, bir vaadimiz varsa Yaradan'a da şahit tutarak onun yapmadığı gibi zulmü alkışlamayacağımızı, zalimi asla sevmeyeceğimizi, gelenin keyfi için gidene asla kalkıp sövmeyeceğimizi bir kez daha duyurmak gerekir. İşte biz de o eserle zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövmem. Thank you.
kuşak başı ise kimde uysal koyunum. Yumuşak başlı isen kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki fatma, çekmeye gelmez boyunum. Kesilir belki fatma, çekmeye gelmez boyunum. Kanayan bir yara gördüm, yanar kan ciğerim. Kanayan bir yara gördüm, yanar kan ciğerim. Onu dindirmek için kan çiğnerim çift yerim. Onu dindirmek için serüvene doğru gidelim bu sefer. Şair Nedim, Lale Devri şairlerimizden, onun İstanbul için yazmış olduğu önemli bir şiir. Bu şehr İstanbul ki bir misli bahadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. İstanbul'un evsafını mümkün mü beyan hiç, maksud-i heman sadr-ı kerem kâre senadır. Er cümle Nedim akulun, ey asaf-ı devran, müstarak-ı lütf-i keremi cud-u atadır. Thank you.
Thank you.
Nefsin aramı canım söylesin. Artık canan ile hemhal oldum, bir araya geldim. Herkes sussun, o söylesin, ben dinleyeyim diyor. Bir zaman ben söyledim, kim bildi? O zamana kadar ben söyledim. Bundan böyle de gönlümün halini yıkılmış hanımanım söylesin. Bir zaman ben söyledim, kim bildi bundan böyle de gönlümün halini yıkılmış hanımanım söylesin. Tefileleri yarım bırakmayalım. Aramızda şairler var, ayıp olmasın diye. Efendim, hayli zamandır ben söyledim, anlayan olmadı. Bundan sonra da viran olmuş evim, ocağım, barkım söylesin, insanlar bundan anlasınlar. Meşhedim mahşer kesilmiş, bende yok sözden eser. Kıssa-i renginimi, huni revanım söylesin. Kabrim mahşer yeri gibi sessizdir. İşte ustalık böyle oluyor. Mahşer yerini kendi kabrinin sessizliğine noktalıyor. Artık benim renkli hikayemi akan kanın huni revanım söylesin. Bir zaman olsun bana sengi mezarım tercüman. Ben yoruldum söylemekten, tercümanım söylesin. Bu dünyayı anlatmaktan, laf anlatmaktan ben yoruldum. Artık mezar taşım gerekeni söyleyecektir diyor. Ve biz de kendisine rahmet dileyerek Hüzün adlı eserimizin içerisinde bunu icra etmeye çalışalım. Buyursunlar. Dinlesin.
Ustalıkla söylenmiş ama arifane söylenmiş sözlerden oluşur.
teknik detayına girmeyelim maninin. Türkçe'de daha çok göka olarak ya da koka olarak iki mısralı şiir olarak adlandırılır. Yedi heceli en çok yazılanı, söyleneni yahut da mani söylenir, ayrıca yazılmaz da. Geçen sene yaptığımız konserlerin birinde bir Ramazan manisini yine bu sahnede okuduğumu hatırlıyorum. Ramazan'ın merhaba, bizlere verdin safa, Rabbimize hamdolsun, her nefeste bin defa, hatırlarsanız. Sofrada fakir olsun, tabağı çukur olsun, karnı doyduktan sonra duayı okur olsun. Böyle devam eder. Bu hem duvar yazılarında hem de manilerde elbette çok vezin, kafiye aranmaz. Çünkü geldiği gibi söylenmiştir hani. Bazen de bir dua yazısı çıkıverir karşımıza. Daha önce de paylaşmıştım bunu. Çırak ustayı sollamazsa sanat ölür diyor. Çırak ustayı yanlış sollarsa çırak ölür diyor mesela. Çok enteresan değil mi? Evet, bu kabilden iki tane vezinleri üzerinde, heceler üzerinde küçük düzeltmeler yaparak, yani besteye, beste kurallarına, kalıplarına uydurmak için yaptığım iki tane mani işimi sizlere seslendirmek istiyorum. Yüzde ısrar etme, 90 da olur. İnsan dediğinde 90 da olur. Bir ben varım deme, yoksan da olur. Hatasız dost arayan, dosttan olur. Bir diğeri de ara vermeden geçeriz diye hemen söylemek istiyorum. Bu daha Anadolu yürekli bir şey. Tarlada buğdayım var deme, ambara girmeyince. Hayırlı evladım var deme, el koyunu görmeyince. Vefalı bir yârim var deme, kötü gün görmeyince. Mülayim kardeşim var deme, miras bölünmeyince. Son dörtlüğünü okurken bizim ekipte Yiğit kardeşim var. O üzerine alınmasın diye önceden belirteyim. Burada çünkü Yiğit geçiyor. Pek yiğit yoldaşım var deme, yollara düşmeyince. Sır tutan dostlarım var deme, fırsatçı girmeyince. Ben bunu söylediğim zaman dedi ki, biz o denemelerden çok geçtik dedi, sağ olsun. Thank you.
85-86 yıllarında Samsun Çarşamba'da kaymakamlık yaptığı dönemde makam arabasına biner ve her çarşamba günü okul çıkışından sonra okulda seçilen 40 talebeye eser meşk ederdi. Ve o meşk hadisesinden sonra artık lise, üniversite derken benim hayatımda bambaşka bir pencere açılmıştı. Bu çok özeti. Burada bir kez daha böyle birkaç cümleyle rahmet dilemiştim kendisine. Efendim bugün de onun için hep söylerim. Kaymakam, makam ve kişisiyle benim hep derinden bir muhabbetim vardır. Bana dokunmuştur ya zamanında. Onun için ismi, yaşı pek önemli değildir. Onun için iki güzel kaymakamımızı karşımızda görünce böyle içimden bir muhabbet akıverdi. Onun için kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Üsküdar Kaymakamımız ve biraz uzaklardan bizi bu akşam teşrif eden bir başka genç şair kaymakamımız bu sefer. Sinop Saraydüzü Kaymakamı Yusuf Özbey. Ben uzun uzadıya anlatmak isterim ama vakitten tasarruf için kendilerini sahneye davet etmek istiyorum. Sonra şimdi buradaki seremoni biraz spontane gelişti. Buraları planlamadık. Provasını yapmadık diyormuşum. Sayın Kaymakamımızla bir vesile tanıştık. Belki o arzu ederse kendisi anlatır. Ve ondan sonra süreç bizi bu sahneye getirdi. Buyurunuz. Ben öncelikle kıymetli meslek büyüğü abim, aynı zamanda değerli hemşerim Mustafa Güler abiye, Üsküdar Kaymakamımıza ve bu gece buraya ben de misafirim ama karşınızda olmaktan mutluluk duyuyorum, heyecan duyuyorum. Bunu da klişe bir söz olarak söylemiyorum. Biz mikrofonu aslında meslek itibariyle yakınız ama bu vesileyle ikinci defa böyle bir sahneye çıkmış oldum. Hepinize sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Biz Mehmet Kemiksiz Üstadım'la yani selam kelimesini özellikle kullandım. Bir Malatya Darende'de bir konser öncesinde küçük bir selamla tanıştık. Bir kart vizitini verdi 2013 Ağustos'ta. Aradan 3 sene, 2,5 sene geçtikten sonra lise yıllarından bu yana naçizane divan edebiyatıyla hasbelkader bir şekilde iştigal ediyorum. Kalmadı redifli bir gazel yazdım. Onu da şöyle kısaca bir şey yapayım. Şurada var. Şeyhülislam Yahya'nın Hayati İnanç Beyefendi'yi tanıyanlarınız vardır. Onun sesinden bir video, akşam haberlerinden sonra özellikle Orta Doğu'da yaşanan sıkıntılar
vesaire gibi durumlardan sonra böyle bir gazel dinlemek maksadıyla açtım. O geldi. Aşka kabil dil mi yok, şehir işte ya dilber mi yok, mest yok mecliste, bilmem mey mi yok, sagar mı yok şeklinde. Buna kendi içimden kalmadı diye cevap verdim. 24 Eylül'de yazmıştım. Yazdıktan kısa bir vakit sonra makamda kartvizitler vardı orada da. Bir hayli aradım. Tabi sabah direkt 8.30'da saatte kaç oldu da o mutlulukla, ulaşmanın mutluluğuyla sabah 8.30'da aradım. Kendisi de zaten güne başlamıştı. Durumdan kısaca bahsettikten sonra kendisine e-postayla gazel gönderdim. Diğer eserleri de istedi. Ben böyle bir durum, bestelenme durumunu hiç beklemiyordum ama sadece bir mutluluğumu, bir heyecanımı paylaşmak üzere kendisine göndermiştim. Dediği gibi spontane gelişecek ama... Şimdi bu bölümde gazelin güftesini dinleyelim. Sonra şarkıyı ben de icra edeyim. Efendim. Sonra diğer eserin başında bir küçük muhabbet daha yapalım. Ama göndermeyelim sizi. Sıkılmazsınız değil mi sahnede? Estağfurullah. Şeref verin. Buyurun o zaman. Herhalde sahnenin de büyüleyici yönü var. Zaman geçtikçe insan alışıyor. Hayati İmran Çocuğu'yu dinlediniz değil mi? Diyor ki bu mülkiyelilerin diyor gazele şiire bulaşması pek hayır alamet değil ama diyor bakalım ne olacak bunun sonu. Vezin failatün 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 failün şeklinde. Geçti günler, dilde artık eski lezzet kalmadı. Yandı gönlüm, şol kadar kim, bende takat kalmadı. Kahtı uşak, vaki olmuş, cümle levler teşnedir. Gitti Mecnun, göçtü Ferhat, ehli hayret kalmadı. Şeş cihet, gark, abı tufan, tarumardır her mekan. Kıl inayet, Nuh misal, hem hali saffet kalmadı. Reddeder lokmana sunsan, hali zarın ey beşer. Anla sen, derdin devandır, gayrı hacet kalmadı. Ger desen ah, saltanat mümkünse her şey pek kolay. Nerede ol Sultan Süleyman, onda kudret kalmadı. Hayli demdir, ehli irfan, dürri meknunun diler. Fazla söz etmek gereklik, dilde kuvvet kalmadı. Bir acep devdir, hezaran, oldu hamuş söylemez. Yusuf'um bu çehte, bende gayri gayret kalmadı. Mutlaka toprak çeker. Bu o toprağın insanların da müthiş bir gönül yangını var. Kalmadı dediğine bakmayın. İkinci beyitte kahtı uşşak vakı olmuş. Aşıklar bir bir ortadan kaybolmuş. Cümle levler teşnedir, dudaklar susuzluktan çatlamış der. Gitti Mecnun, göçtü Ferhat, ehli hayret kalmadı. Güzellere manen dolacak, güzel sözler yazacak. Ne Mecnun kaldı, aşkı hakkıyla anlayacak ve yaşayacak. Ne de Ferhat kaldı der. Ama kalmış demek ki. Burada olduğuna göre yazmış. Evet. Şevket Efsa makamı. Böyle kalabiliriz. Orada mı? Peki. Olur. Orada da olur. Dedik ya bundan sonrası spontane gelişecek diye. Böylece repertuarımıza Yusuf Özbey güfteli bir şarkı girmiş oldu. Ben bundan dolayı da ayrıca mutluluğumu beyan etmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Thank you.
Göçlü fel.
Çok teşekkür ediyorum. Kırık dökük kelimelerim sayenizde can buldum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu bir de zor bir makam. Nereden bulaştıysak Şevk hepsi biliyor musun? Değil mi arkadaşlar? Ben hayatta rastlantıya inanmam. Biraz önce de ifade ettim. Mustafa Güler abim, kendisi değerli hemşehrim, kıymetli meslek büyüğümüz. Kendisiyle gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Hem meslek itibariyle hem memleket itibariyle. Yani dediğim gibi rastlantıya inanmam. Bu bestelenen, üstadımın teveccühüyle bestelenen ikinci eseri Güler Redif'li. Kendisinin de soy ismi Güler olunca kıymetli hanımefendiye ve değerli ağabeyime kabul ederlerse bu akşam onlar adına okumak istiyorum. Buyurun. Biraz önceki yazdığım gazelde belki üzüntünün, hüznün doruğa vardığı bir anda bunda da kendi kendime herhalde bir şeyler nasihat etme diyelim. Tüm yazdıklarım kendime zaten. Sizler de dinlerseniz şeref duyarım. Güler Redifli gazelim. Yine aynı vezinde. Dinle, pek kıymetli cevher geldi, şol divan Güler. Bin şükür kim gerçi arif fehmeder, nadan Güler. Bilse insan bir tezattır, her ne vardır son bulur. Adetullah, asuman ağlar bütün meydan Güler. Böyledir gerdun, handan etse ahir zar eder. Evvela yanmışsa gönlün, sonra hep suzan Güler. Eğdi boynun, kıldı taat, yoktu İsmail de zar. İmtihandır, dem gelir kesmez bıçak kurban Güler. Cümle ihvan olsa hain, müstakim ol daima. Şaşma Yusuf, gün gelir, devran döner, giryan Güler. Yine bir müddet sizi burada tutalım. Bu eserden sonra belki bir sürpriz inşallah. Bunu da bir ilahi formuyla nameye giydirmiş olduk, göndermiş olduk. Hicaz makamında. Buyurun arkadaşlar. Dinle pek kıymetli cevher, geldi şol divan Güler. Dinle pek kıymetli cevher, geldi şol divan Güler. Bin şükür kim gerçi arif, tefeder nadan Güler. Bin şükür kim gerçi arif, tefeder nadan Güler. Allah Allah dille Allah, hak Muhammed sallallahu Allah. Allah Allah dille Allah, dost Muhammed sallallahu. Allah Allah eyvallah, Muhammed Resulullah. Allah Allah eyvallah, Muhammed Resulullah. Thank you.
değişir. Ben hala çocukluğumda bana dokunan o büyülü, sihirli eli şimdi Üsküdar Kaymakamımızda hissediyorum. Her ne zaman görse bir sarılır bana. Derim ki Günal Karol sarıldı. Evet, ben kıymetli kaymakamımızla huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Bu kadar uzaktan gelen insanı az hediyeyle göndermek olmaz. Arzu ederseniz birkaç kelam edin. Ondan sonra zatenizin elinden Sayın Kaymakamımıza bir çiçek takdim edelim. Peki, teşekkür ediyorum. Çok değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Bu güzel musiki akşamında Mehmet Kemikçi hocamı dinlemek, onun saz ekibiyle beraber olmak bizim için hakikaten bir gönül ferahlığı. Ben kendime teşekkür ediyorum. Mehmet Kemikçi hocama şurada ilk geldiğim gün tanıştık hemen hemen. Evet, evet. Evet, bir ofiste beraber olmuştuk. Programlarına çok katılamasam bile dışarıdan takip ediyorum. Zevkle, gönül huzuru ve gönül ferahlığıyla hem Türk sanat musikisi icrasını hem de ilahi tarzındaki diğer icralarını dinliyoruz. Gönül ferahlığımız oluyor. Bizim musikimizi bizim toplumumuzda insanımıza yaşatıyor. Biz bunlara yıllardır susamıştık. Maalesef bu memleket kendi musikisinin yasaklandığı, 15-16 yılda yasaklandığı günleri yaşadı. Yani Türk sanat musikisinin, Türk halk musikisinin radyolarda, o zaman televizyon yoktu tabii, dinlenmediği günlerden geldik bugünlere. Bugünleri bize nasip eden başta Cenab-ı Hak daha ve bu konuda çalışıp bugünleri bizi yaşatan devlet büyüklerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyoruz öncelikle. Değerli meslektaşım Yusuf kardeşimi ben Ankara Keçiören Kaymakamı iken tanıdım. Yani mesleğimin başlarındaydı, mesleğe giriyordu. O günden bugüne güzel bir seyir var. Tabii biz bu özelliğini, bu güzelliğini bilmiyorduk. Ben kendisini kutluyorum. Hakikaten gönlünde çok güzel şeyler varmış. Bunu da terim edebiliyor, söyleyebiliyor, yazabiliyor. Bu bir maharet, bu bir birikim. Tabii bunu hissetmeden yazmak mümkün değil. Yani bu duygusallığı, bu duyguyu hissetmesi lazım. Dolayısıyla bunu hissetmiş, yazmış bizlere de bugün Mehmet Kemiksiz hocamın dilinden, saz ekibinin telinden bugün güzel bir akşam oldu benim için de. Ben hem Yusuf Özbey Kaymakam arkadaşıma hem de Mehmet Kemiksiz hocama teşekkür ediyoruz. Allah sayılarını arttırsın. Bu musikinin bir anlamda ilahi vecdi, bir anlamda böyle bizi kendimize döndüren seslerin çoğalmasında sebepsin. Bizim öz sanatlarımız, Türk klasik sanatları, onları da bilmiyorduk. Yani bizim lisede yılda, hatta üniversite yıllarda onlardan da bir haberdik. Bugün bunları da görüyoruz, bunları da yaşıyoruz. Üsküdar, kadim medeniyetimizin başkenti. Hakikaten ben 3 yıldır Üsküdar Kaymakam olarak burada çok büyük bir manevi haz da yaşıyorum. Yani bu medeniyetimizin üzerindeki tozlar kalktıkça eski cesareti yeniden canlanıyor, canlanacak inşallah. Üsküdar bu işin menbaı, Üsküdar harem toprağı, mübarek bir toprak. Bu topraklarda inşallah Türk medeniyeti, Müslüman medeniyeti tekrar canlanacak, yükselecek ve bütün Müslüman alemini kuşatacak diye inanıyorum. Hepinizi bu vesileyle saygıyla, selamlarımla, saygılarımla selamlıyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Ben bunu sizler adına, kıymetli misafirimiz adına, saz arkadaşımız adına takdim ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Akşam olduğu için herhalde sizlerin sabrını fazla zorlamıyoruz değil mi?
Duyamadık. Şimdi siz Sayın Kaymakamımıza teşekkür ederim. Ben bu arada hem şiirin yayınlanmış olduğu ilk önemli bir dergi bu. Şairlerin takip ettiği kıymetli bir dergi. Divan Yolu burada yayınlanmıştı. Bu arada selam üzerinizde kalmasın diye Sinop Milletvekili Nazım Maviş telgrafla selamlarını iletmiş. Kendisine teşekkür ederiz. Bu duyuru yaptıktan sonra siz buyurun. Ben fazla vaktinizi almak istemiyorum ama lütfen şu teşekkürüme müsaade buyurun. Mehmet Kemiksiz Beyefendi'ye, üstadıma böyle bir güzel geceyi bana yaşattığı için hayatımda unutulmaz bir hatıra oldu, aziz bir hatıra oldu. Öncelikle kendisine, sazen de arkadaşlara, bu gece büyük misafirperverliğiyle bizleri ağırlayan Mustafa Güler ağabeyime, kıymetli hanımefendiye, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Başkanımıza ve aynı zamanda hep memleket dedik, bizler görev gereği çalıştığımız yerlerde de hemşerim şekliyle hitap ediyoruz. İlk görev yerim olan Sivas Gemerek'ten Murat Ünalmış Başkanım geldi. Daha sonra Sinop SİDEF Genel Başkanı Engin Kırmızıgül Beyefendi aramızda ve çok değerli ağabeyim Elfet Federasyon Başkanı Faik İçmeli ağabeyim. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizlerin karşısında bulunmaktan da şerefiyap oldum. Umarım vaktinizi almadım. Hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Teşekkür ederim. Normalde Sayın Kaymakamımızın şiirlerine ayırdığımız bölüm burada neticelenmişti. Normalde biz konserin finaline doğru gidecektik ama bir tane daha şiir vardı bana ilk gönderdiği şiirlerden. Dedim ki arkadaşların da haberi yok. Bugün provasını da burada yaptık. Bir hediyeyle gönderelim diğer hediyelerin dışında. O bakımdan ben şimdi en azından ilk dört mısranın, iki beytin güftelerini ondan alayım. Ondan sonra Sayın Kaymakamımızı uğurlayalım. Sonra bendeniz o Karacar şarkıyı da icra edeyim. Sizin elinizdeki broşürlerde yer almıyor tabii. Evet. Evet. Bu da müfret beyt olarak yazılmıştı. Beş beytten oluşuyordu. Üstadımın işaret ettiği üzere ilk iki beyti okuyayım. Bilmezler redifle. Ne bilsin gül nedir, bülbül nedir, saf aşkı bilmezler. Ne gelsin hem ne sevsin, çeşmi dilhun eşki bilmezler. Yüzüm handan demiş hemrah, ne sevmişler ne görmüşler. Özüm çağlar, gözüm damlar, ne bilsin giriye bilmezler. Thank you.
Herkes Üsküdar'a borçludur, borçlu ayrılır diyor bir bilge. Çünkü diyor İstanbul'da yaşayanlar vardır, bir de İstanbul'u yaşayanlar vardır. İstanbul'da yaşayanlarla İstanbul'u yaşayanlar arasındaki fark bir soruyla anlaşılır. İstanbul'un yedi tepesini sayın dediğinizde Çamlıca'dan başlıyorsa o İstanbul'u yaşamamıştır. Evet. Ahmet Emre Bilgili hocamızı tanırsınız. Eski İstanbul İl Kültür Müdürü, uzun zaman kültür müdürlüğü yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı şimdi kendileri. O sürekli vurguladığı bir şey vardır. Şehir kültürü ve İstanbul medeniyeti diye. Onu söylerken der ki, İstanbul'da göreve başlayacak olanlar ilk önce Eyüp Sultan Hazretleri'ne, sonra Hüdayi Hazretleri'ne giderler, oradan destur alırlar, öyle başlarlar. Buradan ayrılırken de önce Hüdayi Hazretleri'ne, sonra Eyüp Sultan Hazretleri'ne giderler, oradan izin alırlar, öyle giderler. Bu bir İstanbul hayatıdır. Yine şimdi Kültür Bakanlığı Müsteşarı Profesör Haluk Dursun hocamız, İstanbul'da Yaşama Sanatı diye bir kitabı vardır. Çok önemli şeyler var. Bulursanız, edinirseniz tavsiye ederim mutlaka. O der ki İstanbul'da yaşamak bir sanattır. Aksi takdirde küçücük bir köyden farkı olmaz sizin için. Yeditepe üstünde kurulu bu şehir. Çünkü içerisinde pek çok sır saklıdır. Şairi, edebi, velisi, meczubu, delisi. Pek çok, pek çok. Hele Üsküdar. O bakımdan bizim Bağlar Başı'nda bu sene başladığımız bir program serisi var. Üsküdar Erenleri diye. Üsküdar'da yaşıyoruz evet ama pek çok Eren'in, Sultan'ın, Gönül Sultan'ın adını bilmiyoruz. Geçen ay ilk başladığımızda sağ olsun bu konuda Sayın Başkanımız bize himaye ettiler. Bunu mutlaka gündeme getirdim diye. Mustafa Manevi Hazretleri'ni gündeme getirdik ve onun eserlerini seslendirdik. Bağlı olduğu yola ait zikir tertibiyle beraber. Bu ay kısmet olursa 20 Ocak'ta da Abdüşşekür namıyla bilinen Şekuri Hazretleri'nin divanı da yayınlanmıştı. Ondan tertip ettiğimiz eserlerle Bayrami tarikatına mensup bir zat bu. O eserleri icra edeceğimiz Bağlarbaşı Kültür Merkezi'ndeki konserde dostları bekleriz inşallah. Bu Üsküdar Erenleri işte İstanbul'a ve Üsküdar'a borçlarımızı bu şekilde ödeyebiliriz ancak. Bir Üsküdar türküsü diyelim hadi. Uyan güzeller güzeli, Üsküdar'da sabah oldu. Uyku tatlıdır ezeli, Üsküdar'da sabah oldu. Thank you.
Uyan güzeller güzeli, Üsküdar'da sabah oldu. Uyan güzeller güzeli, Üsküdar'da sabah oldu. Uyku tatlıdır ezeli, Üsküdar'da sabah oldu. Uyku tatlıdır ezeli, Üsküdar'da sabah oldu. Sahilinde mest olalım, şarkı gazeller atalım. Sahilinde mest olalım, şarkı gazeller atalım. Üsküdar'dan söz açalım, Üsküdar'da sabah oldu. Üsküdar'dan söz açalım, Üsküdar'da sabah oldu. Evet, kıymetli misafirler, sevgili dostlar, son bir eserle sizlere veda edeceğiz. Bu eseri de burayı teşrif ettiğiniz için, bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için, başta Sayın Üsküdar Kaymakamımız Mustafa Güler, misafir kaymakamımız, Saraydüzü Kaymakamımız Yusuf Özbey ve kıymetli eşleri ve siz değerli dostlarımıza bir dahaki Meşkü Muhabbet ve diğer programlarımızda beraber olmayı ümit ve niyazı ile hepinize hoşça kalın diyoruz. Bu bezme geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Doğa insanların birbiri arasındaki kimsenin haberi olmadan ulaşan en güçlü iletişim aracıdır. Birbirimizi bu konuda eksik etmezsek çok memnun oluruz. Buyur gel bezmemize, şerefler bahşet bize. Ne hacet başka söze, gelişin bağış üstüne. Eski bir söz vardır. Gelişin güle güle olsun, gidişin güle güle olsun, her işin güle güle. Biliyorsunuz gül Efendimiz'i remzeder. O bakımdan. Teşekkür ederim. Thank you.